Herkese merhabalar. Sizlere habire video atıyoruz. Ama bazı videolarımız var ki rehberlik videoları çok seviliyor. Biz de dedik ki haftalık bilgi rehberli videoları öğrencilerimize sunalım ve bu videolarda öğrencilerimizden gelen şikayetleri cevaplayalım. Öğrencilerimize faydalı olabilecek genel kültür bilgileri verelim. Haftanın sözlerini, kelimelerini, atasözlerini, motivasyon sözlerini onlara sunalım. Ve öğrencilerimize daha fazla etkileşim halinde olalım dedik. Ve bu videonun altına da sizlerden çok güzel yorumlar bekliyoruz. Gelin isterseniz videomuza hemen başlayalım. Sonrasında sizlerden yorumlar alacağız. Bakalım. Birincisi haftanın motivasyon sözüne baktığımızda Tony Morrison diyor ki uçmak istiyorsan seni aşağı çeken her şeyi bırak diyor. Bu ne demek? Yani sizler biliyorsunuz ki onun sınıf öğrencisi olarak artık yavaş yavaş TYT moduna girmeniz gerekiyor. Hatta şimdiden girmiş olmanız gerekiyor. Çünkü TYT eşittir 9 ve 10 konuları. E 9 konularını zaten öğrendiniz. E 10 konularını bu sene öğreniyorsunuz. Dolayısıyla TYT konularını bu sene bitirmiş olmanız gerekiyor. Yani bitireceksiniz de zaten. O yüzden şimdiden sizin bu büyük hayallerinize ulaşmada ileride sanatçı, sporcu, müzisyen, işte doktor, mühendis, avukat, öğretmen fark etmez. Hangi mesleğe sahip olursanız olun. Bu hayallerinizi size aşağı çeken şeyler varsa onları yavaş yavaş bırakmanız lazım arkadaşlar. Geç kalırsanız birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden büyük hayaller kurun. Hayal edebildiğiniz her şeyin gerçek olduğunu unutmayın. Ve bu hayaller içinde sizi aşağı çeken şeyler varsa onları bırakın. Haftanın kelimesine baktığımızda abide kelimesini görüyoruz. Burada önemli bir olayın veya büyük bir kişinin... Tarih boyunca anılması için yapılan anıtları biz abide diyoruz arkadaşlar. Hani mutlaka görmüşsünüzdür haftanın atasözüne baktığımızda yanlış hesap Bağdat'tan döner. Yani ortaya çıkan bir yanlışlık çok geçse de olsa eninde sonunda düzeltilir. Bazı hatalar olabilir. Sizler o kadar gayret göstermişsinizdir, çalışmışsınızdır ama bazı notlarınız iyi gitmiyor olabilir. Ama bunların hepsi Bağdat'tan döner. Sizler üniversite sınavına geldiğinizde herkesin girdiği, herkesin kendi çalışmasına, gayretine göre değerlendirildiği sınavda çok yüksek başarılar elde edebilirsiniz. Bunu neden söyledim biliyor musunuz? Ben mesela lisede öyle çok fazla takdir alamazdım. Ama kafamın çalıştığını, bir şeyler yapabileceğimi bilirdim. Üniversite onu çok sıkıştırdım. Hocalar biraz bana böyle düşük not verirdi. Ya ta Allah çok yaramazlık yapıyorsun, çok geik yapıyorsun diye. Böyle biraz düşük notlar verirdiler. Kanat o zaman çok önemliydi. Yani kanat notuyla hoca senin yazılın notun beşse onu üçe indirebiliyordu. Hiçbir şey diyemiyordu kimse. Sonra onu kaldırdılar notu düşürtmeyi. Ama ben üniversite çok sıkı çalıştım ve çok iyi bir üniversiteye girdim. Dolayısıyla yanlış hesap Bağdat'tan döndü. Ben esasında çalışkan bir öğrenciydim ama kanat notuyla biraz notlar düşebiliyordu. İşte sizler de şu anda çok gayret gösterdiğiniz halde edebiyatta, matematikte, fizikte bazı notlarınız tam istediğiniz gibi gelmeyebilir. Belki de siz eksik çalışıyorsunuz bilemiyorum. Orada da bir yanlışlık olabilir. Ama eğer gayret gösterirseniz çok büyük başarılar sizleri bekliyor arkadaşlar. Haftanın doğrusuna baktığımızda Zatürre 2R ile yazılıyor. Bunu da bilmenizi isteriz. Bu sınavlarda gelebilir. Haftanın serzenişi yani şikayetine baktığımızda Little Boy diyor ki... Yani artık onun sınıf olmasının neresi Little Boy bunu diyeceğim ama neyse. Sağ olun hocam. Sayenizde ilk yazılımdan 100 aldım. Tebrikler. Ama keşke kodlama veya Almanca dersleri de olsa demiş. Evet, Almanca derslerimiz geliyor arkadaşlar. Ee, i̇nşallah. Ee, bekleyin, takipte kalın. Ee, kodlama dersleri için tam bir şey söyleyemem. Bununla alakalı da çok büyük istek olduğunu biliyoruz. Ama şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'in sınıf ...Kampüs Sözel, Kampüs Sayısal, İngilizce, Korece bir sürü kanalımız var. Binlerce, yüzlerce video çekiyoruz... Kodlama videosu da çekmemiz lazım. Bununla alakalı ben arkadaşlara istekte bulunacağım. İnşallah isteğini yerine getirebiliriz Little Boy. Getiremezsek de kızmaca yok diyoruz. Bu hafta neler yaptık? Bu hafta arkadaşlar sizlerle birlikte onun sınıf kanalımıza 2021'i bitirmeye karar verdik ve 2021'in son ayı Aralık ayına girdik. Aralık ayının da ilk haftasında e, Kasım'ın son iki gününde ters fonksiyonu öğrendik matematikte. E, fizikte kaldırma kuvvetini öğrendik. Kimyada kimyasal tepkimelerde hesaplamalar yaptık. Soru çözümleri yaptık. Fonksiyonlar soru çözümleri yaptık. Gelecek hafta yine polinomlar konusunu öğreneceğiz kontrol çaprazlaması ve eş baskınlığı öğreneceğiz biyolojide arkadaşlar. Edebiyatta roman konusunu birlikte öğreneceğiz ve tarih full özet gelecek benim için. Full özeti gelecek arkadaşlar gelecek hafta. Bizler süper videolarla sizlere destek olmaya, canlı yayınlarla destek olmaya devam edeceğiz. Sizlerden de isteğimiz bu videonun altını yorumlara boğun arkadaşlar. Lütfen isteklerinizi, serzenişlerinizi, bariz şikayetlerinizi yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.